İşi gücü bırakıp Mehdi'yi beklemek İslam'ın hangi kuralında yazılı? Kur'an'da işte Nur suresinin 55. ayetinde Allah İslam'ı dünyaya hakim edeceğim diyor. Ama samimi kullarım olduğunda yapacağım diyor. Bunu bekleyin diyor. Dış alemlerde, ufuklarda ayetlerimi size göstereceğim. Siz de görüp bilip tanıyacaksınız diyor. Dünyaya hakim edeceğini Cenab-ı Allah ayette belirtiyor, başka ayette de Tevrat'ta ve Zebur'da da bunu görebilirsiniz diyor. Daha önce diyor nasıl dünyaya hakim ettiysem, daha önce nasıl hakim ettiysem yeniden dünyaya hakim edeceğim diyor. Bak daha önce nasıl hakim ettiysem yeniden İslam'ı dünyaya hakim edeceğim. İşte bu İslam'ın yeniden dünyaya hakimiyetinin adı Mehdi'dir. Mehdiyettir. Öncüsü de İmam Mehdi'dir. İşi gücü bırakıp Mehdi'ye talep olursun tabii. Tabii. Beklemek ama beklemek oturarak bekleme değil. Biz mesela oturarak beklemiyoruz. Tabii. Nasıl bekliyoruz? Yeri göğü yıkıyoruz. Maşallah. Böyle beklenir. Maşallah. Değil mi? Dünyanın kralı geliyor. Biz nasıl karşılarız? İnşallah. Yeri göğü yıkarız. İnşallah. Gelmeden önce değil mi? Halılar serilir. Evet. Efendim evi süslersin. Hazırlıklar yaparsın, güzel kokularla her yeri bezersin. Misafir karşılamaya hazırlıyoruz, evet. Hazırlanıyoruz. İnşallah. Oturarak misafir hazırlık nerede görülmüş? Evet. Anadolu ev terbiyesinde bu yok. Kimse oturmuyor. Herkes harralı Mehdi'ye hazırlanıyor. Evet. Bak İran anayasasına koymuş. Bizim anayasa diyor geçerli değil. Ancak Mehdi gelinceye kadar geçerlidir. Evet. Mehdi geldikten sonra bu anayasanın hükmü yoktur diyor. Ondan sonra artık Mehdi'nin dediği geçerlidir. Bak İran'ın resmi devlet anayasası halen yürürlükte. Kaç yıldan beri resmi devlet anayasası. Evet. Erol Tayhan. Ne bu cevabımız? Erol Tayhan. Öncü TV'de program yapımcısıymış. Bak gecenin değil mi bu saatlerinde efendim misafir hazırlığı yapıyoruz. Mehdi'ye hoşamadi yapıyoruz. Onu karşılamaya hazırlanıyoruz. Yeri göğü yıkarak. Mehdi beklemek İslam'ın hangi kuralında yazılı? Hadis-i şeriflerde yazılı. Peygamberimiz diyor. Mehdi'yi bekleyin diyor ve arayın. Karda sürünerek dahi olsa diyor gidip onu bulun. Evet. Ona tabi olun diyor. Ve Mehdi'nin çıkışı için dua edin diyor. 3500 yıldan beri Museviler dua ediyor. Ya Rabbi bizi Mehdi'ye kavuştur diyor. 3500 yıldan beri. Günde 3 kere dua ediyorlar. Adonai Adonai diye dua ediyorlar. Allah'a yalvarıyorlar. Ağlayarak dua ediyorlar. Ya Rabbi bizi Moşiha Mehdi'ye kavuştur diye. Burada Musevilerin toplantısına katılmıştım. Orada da aynı şekilde dua etmişlerdi. Karda sürünseniz mi? Demek ki soğuk bir yerde zuhur edecek Mehdi. Arabistan'da olsa karda sürünse de demez. Evet. Mekke'de, Medine'de olsa değil mi? Evet. Demek ki oralarda değil. Soğuk bir iklimde. Kışı olan bir yerde. Belki de kışın zuhur edecek. Çünkü karda olsa da sürünerek de olsa ona kavuşun diyor. Zebur'da var, Tevrat'ta var. İncil'de su testisi taşıyan adamı gördüğünüzde diyor. Onun peşine takılın, onu evine kadar takip edin diyor. İsa Mesih. Ben gideyim ki diyor tesellici size gelsin diyor. Hem peygamberimize işaret var hem Mehdi'ye işaret var.